Merhaba, ben Can Oba. Ramazan Tatlarına hoş geldiniz. Bugün sizin için gerçekten güzel bir menü tavsiyem var. İlk olarak güzel bir domates çorbası. Arkasında tabii ki yoğurtlu, güzel bir kabak kızartma. Daha sonra da fırında tavuk. Neli tavuk, limon, portakal, zeytinli bir tavuk. Çok da lezzetli. Ondan sonra da efendim güzel bir sütlü nuriye tavsiye ediyorum size. İsterseniz vakit kaybetmeden bugün yapacağım ana menüyü size anlatayım ve malzemelerini söyleyeyim teker teker. Bugün fırında tavuk yapacağız. Portakallı, limonlu ve zeytinli. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, tavuk butlarımız var. Hemen şurada gördüğünüz portakallarımız var 2 tane ve limonlarımız var tekrar 2 adet. Yaklaşık 1 kilo patatesimiz var. Birazcık kekiğimiz var ve bir miktar da sarımsağımız var. Tabii bu arada size özel bir dipnot daha göstereceğim. O da biz genelde tavuk harcı alırız. Nedir bu tavuk harcı? İşte oradan buradan bir şeyler karıştırmış birazcık da kimyasal. Bense bugün organik tavuk harcı nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Öncelikle büyük bir kap alıyoruz. Şu şekilde büyük bir kap. Bunun içine birazcık tatlı biber ilave ediyorum. Tozu. Aslında tatlı biberin orijinali Amerika'dan geliyor. Amerika'da cayenne biberi diye geçiyor. Kızılderililer bunu kullanıyor. Orijinal buradan geliyor bize. Daha sonra birazcık sarımsak ilave ediyorum. Bu sarımsak yağı, yani sarımsağı soyup zeytinyağıyla birlikte blenderdan geçiriyorum. Ve bu şekilde yağ elde ediyorum. Ve birazcık zeytinyağı. Tuz, biber. Oranlarda birazcık bu marine işi bittiği zaman elinizi hafifçe böyle birazcık alıp tadabilirsiniz. Ve hafif bir parça ekşilik vermek için, hani derler ya şeytan detaylarda gizlidir, işte budur. Bu da bir miktar limon sıkmaktır. Şöyle. Evet. Tabii ki siz tadına bakamadığınız için bilemiyorsunuz. Ben ezbere sürekli yaptığım için biliyorum. Fakat bir kere yaptıktan sonra hemen hemen aşağı yukarı siz de bunun tadını hemen hemen öğrenmiş olursunuz. Şu anda karıştırıyorum. Tabii bunun bir özelliği çocuklarımıza ve sevdiklerimize daha rahat yedirebilmemiz. Çünkü tamamen organik gördüğünüz gibi. İçinde hiçbir kimyasal madde yok. Daha sonra tavuklarımızı içine atıyoruz ve marine ediyoruz. Aslında tabii bu sosların da kendi içlerinde bunlardan mevcut. Fakat raf ömürleri uzatmak için genelde kimyasal madde kullanılıyor. Bu da tabii ki hem lezzet olarak hem de besin değeri olarak benim pek tavsiye edeceğim şeyler değil. Ben her zaman tazeden yanayım, günlükten yanayım. Alışveriş bile yaparken annem de yapıyor. Genelde bir haftada bir yapıyor. Ama 2 gün veya en fazla 3 günde bir alışveriş yapılmalı. Evet, şu anda tavuklarımızı güzelce sosumuza batırdık. Evet, şimdi tepsimize yerleştirelim. Tavuklarımızı güzelce. Gördüğünüz gibi güzel bir de renk aldı. Bunları şu şekilde yana doğru yerleştiriyorum. Ve portakallarımı kesiyorum. Portakalları 4 parçaya kesmenizi tavsiye ederim. Bundaki amaç birazcık aroma vermesi. Şöyle yukarıdan önce 2'ye ayırıyoruz. Daha sonra da tekrar bir şerit halinde 2'ye ayırıyoruz. Ve limonlarımızı da ayırıyoruz.
var. Evet, limonlarımızı da yerleştirdikten sonra tabii limonları sıkmıyoruz, gördüğünüz gibi tek parça halinde bırakıyoruz. Bu arada birazcık zeytin ilave ediyorum. Zeytinlerimizi güzelce yerleştirelim. Şöyle güzel, şöyle yağını da üstüne ilave edebilirim. Ziyan olmasın. Ve hemen patateslerimizi ortadan ikiye bölerek onları da ilave ediyorum. Özellikle küçük patates ben kullanıyorum çünkü lezzet olarak diğerlerine göre daha, bana göre bir tık daha yukarıda. Ve yemek olarak da bence daha ufak lokmalar benim hoşuma gidiyor. Çok büyük patateslerin bu şekilde belki parçalanıp kullanılması olabilir ama ben ufak patatesleri daha çok tercih ediyorum. Tabii ki pişme süreleri de önemli çünkü attığınız zaman içine tavukla birlikte aynı zamanda çıkmalı. Yani çok büyük bir patates koyarsanız onun pişme süresi 2 saat, 3 saattir, belki tavuk 1 saatte pişecek. Birbirlerine uyumlu olması lazım. Evet, birazcık daha zeytinyağı ilave ediyorum. Ve birazcık kekik, taze kekik ilave ediyorum. Çok da güzel kokuyor. Birazcık daha karıştırıyorum ben. Patateslerimiz de güzelce renk alsın. Biraz daha yağ ilave edip fırına atıyorum. Yaklaşık 180 derecede 1 saat fırında tutuyoruz. Tabii ki sizin eğer butlarınız biraz daha büyükse birazcık daha fazla tutabilirsiniz fırında. Şimdi fırını açıyorum. Yerleştiriyoruz. Ve fırınımızda 1 saat boyunca 180 derecede pişirmeye devam ediyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı tavuğumuz. İçinde portakallar, patatesler çok güzel bir şekilde kızardı. Ve bunları ben bir tabak olarak buraya sunacağım. Tabii ki siz isterseniz tek tek de sunabilirsiniz, isterseniz ailede tek masaya getirip büyük bir tabakta da sunabilirsiniz. Şimdi ben bir taneyi buradan çıkarıyorum. Şu şekilde. Zeytinlerimiz. Efendim güzel sosunu da dökeceğiz üstüne. Evet, biraz da patates ilave edelim. Şu şekilde bitirdik. Bugün iftar sofralarınız için çok güzel limonlu, portakallı ve zeytinli nefis bir tavuk yaptım. Sakın kaçırmayın.